3D Max'te 3 boyutlu bina ve binalar oluşturmaya yarayan güzel bir eklenti de Gravel eklentisi. Gravel eklentisini max.clinic.com sitesinden indirebilirsiniz. Bunun için bu siteye girdikten sonra Plinks sayfasına geçiyoruz. Burada 3D Max'in her sürümü için farklı farklı dosya konumları var. Bunların üstüne tıkladığınızda hangi versiyonda 3D Max'i kullanıyorsunuz, o versiyona uyumlu bir şekilde Gravel eklentisini indirebiliyorsunuz. Ben 3D Max 2017 kullanıyorum. Buna tıkladığınızda bu eklentinin dosyası gördüğünüz gibi iniyor. Bu dosyayı indirdikten sonra bunu 3D Max'in Plinks klasörüne atmanız gerekiyor. Program Files Autodesk 3D Max 2017 Plinks, yani 3D Max'in kurulu olduğu klasöre atmamız gerekiyor. Ama tabii bu haliyle değil. Nasıl? Bu eklentiyi arkadaşlar bu şekilde sıkıştırmış dosya olarak değil de sağ tıklayıp klasöre çıkar dedikten sonra buradan dosyanın kendisini seçiyorum. Sağ tıklayıp kopyala diyorum. Ve dediğim gibi C dizinin içerisinde Program Files Autodesk 3D Max 2017 Plunks adlı klasörün içerisinde sağ tıklamak suretiyle bunu yapıştırıyorum. Bunu yapıştırdıktan sonra arkadaşlar 3D Max'i açalım. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorum. 3D Max açıldıktan sonra Gravel eklentisinin menülerin içerisinde veyahut da buradaki Create Geometry içerisinde bulamayacaksınız. Gravel eklentisi diğer eklentilerden farklı olarak oluşturduğumuz bir 3D nesne üzerinden hareketle bir modify gibi kullanmak suretiyle bundan bina modeli oluşturmamızı sağlıyor. Dolayısıyla Gravel eklentisi için mutlaka sahnede bir 3D nesne veyahut da 2 boyutlu bir nesnenin varlığı gerekiyor. Bu nesnelerden hareketle Gravel eklentisi sayesinde 3 boyutlu binalar üretebiliriz. Şöyle ki 3D Max'in içerisinde sahnede perspektif alanı içerisinde bir tane box ekleyeyim. Box'ı ekledikten sonra box seçiliyken Modify tab'a geçiyorum. Ve buradan Modify listten buradan G harfine basmak suretiyle Gravel'i seçiyorum. Gravel'i seçtiğimizde görmüş olduğunuz gibi F3, F4 yapalım. Kenarlar da belli olsun. Buradaki varyasyon sayısını arttırmak suretiyle farklı biçim ve formlara sokabiliyoruz. Bunun dışında bunların büyüklüklerini bu Generate kısmından tayin ediyoruz. Ve buradaki seçenekleri kullanmak suretiyle bunları belli kısımlarını seçebiliyoruz. Sanki poligon seçer gibi. Alt kısmında ise Widnings kısmında buradaki üstte var olan düğmelerin diğer biçimlerinin görülüp görünmeyeceğini buradan kontrol edebiliyoruz. Kapatıp açabiliyoruz. Özetle bu şekilde. Şimdi üst görünüşe geçelim. Diyelim ki burada bir bina oluşturalım, bir cadde oluşturalım. Bunun etrafında bu Gravel sayesinde 3D binalar oluşturmuş olalım. Öncelikle bir plane alıyorum. Buraya bir yol oluşturalım. Modify tab'a geçiyorum. Genişliğini fazla tutalım. 500. Genişliği 500 olsun. Uzunluğu 5000 gibi olsun. Ölçüyü büyük tuttum. Buradaki nesne küçücük kaldı. Dikkat ederseniz. Bunu da aradan seçip W tuşuna basmak suretiyle kenara çıkartıyorum. Şimdi bu plane bizim bir yol nesnesi olsun. Bunun etrafında iki tane bina olacak diyelim. Veyahut da binalar olacak. Yine bir plane nesnesi alıyorum. Snap aracını da açalım. Buradaki plane'in uç kısımlarından yakalayalım. Şu şekilde bir plane oluşturdum. Buraya da. Ardından orbitte döndüreyim. G tuşuna basıyorum. Gridleri de G tuşuna basıp kapattıktan sonra snap'ı kapatabilirim. Şimdi gravel oluşturmak için buradaki plane'lerden bir tanesini seçelim. Bu plane'i seçtikten sonra Modify tab'a geçiyorum. Ve buradan G harfine basmak suretiyle G ile başlayan modifier'ları seçiyorum. Bunlardan bir tanesini sağdaki plane'i seçtiğimizde F3'e de F4'e de basalım. Görmüş olduğunuz gibi burada
bina modelleri oluştu. Ancak yükseklik şu anda çok düşük olduğu için bu de algıyı tam olarak pekiştiremiyor. Bu nedenle buradaki değeri arttıralım. Mesela 3000 gibi bir değer verdim. Gördüğünüz gibi biraz düşüreyim. 2500 gibi bir değer yaptım. Şimdi buradaki seçenekleri dediğim gibi kullanmak suretiyle bu Gravel'e farklı formlar verilebiliyor. Mesela taper seçeneğini kullanarak bu şekilde bunların uçlarını daraltabiliyorsunuz çatı gibi. Bunun dışında max height seçeneğiyle bu arada kalan diğer düşük yüksek nesnelerin yüksekliklerini buradan değiştirebiliyoruz. Generate kısmında buradaki nesnelerin yüksekliklerini ve büyüklüklerini zoom yaparak gösterelim. Ayarlayabiliyoruz. Height değerini arttırmak suretiyle bu yüksekliklerini bu bölümden tayin edebiliyoruz. Bunların bazılarını kapatıp bu şekilde açabiliyoruz. Bunların hepsini açtım. Yani şurası bir cadde olarak düşünürsek buraya binalar eklemiş olduk. Ve sit seçeneğini arkadaşlar buradan kullanmak suretiyle bu binaları farklı tip ve varyasyonlarda oluşturabiliyoruz. Bunları da buradaki quad seçeneğini check ettiğimizde bunlar görünüyor. Gördüğünüz gibi aktif ediyoruz. Sit seçeneğini çok düşük yaptığımızda da farklı varyasyonlar üretilebiliyor. Eklentinin çalışma şekli bu şekilde. Şimdi diğer plane'i de seçelim. Buraya da Gravel eklentisini uygulayalım. Bunun height değerini 2000 gibi yapıyorum. 1500 yapalım. Bu da maksimum ve minimum değerler var. Burayı da 500 yapayım. En düşük bina ile en yüksek binayı bu şekilde ayarlıyoruz. Burayı da düşürdük. Buradaki bina sayısını biraz da poligon sayısıyla da ilgili. Görmüş olduğunuz gibi plane listesindeki segment sayılarına bağlı olarak bu bina sayısı değişiyor. Bunların değerlerini düşüreyim mesela. Bu şekilde sayıyı azalttık görmüş olduğunuz gibi. Yine plane nesnesini seçelim. Segment sayılarını düşüreyim. Burayı gördüğünüz gibi farklı varyasyonlar kullanarak farklı biçimlerde nesnelerin üretilmesini, bina modellerinin üretilmesini sağlıyorum. Şimdi bunlar tamamladıktan sonra artık bu Gravel üstüne sağ tıklayıp bunu Convert Editable Poly dedikten sonra buradaki yüzeyleri seçmek suretiyle bu yüzeylere Medarial Editör'de oluşturacağımız kaplamalarla bunların bina cepheleri resimlerini giydirmek suretiyle gerçekçi bina gibi gösterebiliriz. Yani böyle bir sokak veyahut da cadde modellemesi yapıyorsak bunu bu tür işlerde kullanabiliyoruz. Veyahut da oluşturduğumuz 3D boyutlu bir binanın yanına bu eklentiyle kullanmak suretiyle 3 boyutlu binalar varmış gibi gösterebiliriz. Eklentinin asıl amacı bu.